Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir kurban yemeği tarifi paylaştım. Artık bu videoyu izleyen herkes bundan sonra evinde kolaylıkla bu ana yemek tarifini yapacak. Hem yöresel bir yemek tarifimiz, hem çok lezzetli, hem çok sağlıklı. Üstelik yapımı da çok basit. Aynı zamanda bu videoyu izledikten ve denedikten sonra da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 200 gram kuru bamya var. Ben şu anda toplamda 8 kişilik bir yemek yapacağım. 8 veya 9 kişilik. İsterseniz bu malzemelerin yarısıyla evinizde yapabilirsiniz. Şimdi bütün işlemlerime başlamadan önce kuru bamyayı hemen bir tencereye alıp ortalama 2-3 dakika boyunca sürekli çevirerek ocakta tutmam gerekiyor. Biraz sonra göreceksiniz. Bunu yapmamızın sebebi bamyanın içerisinde bulunan sakalları kolay bir şekilde dökmeyi sağlamaktır. Kuru bamyayı tencereye aldıktan sonra ortalama 2-3 dakika boyunca ocakta beklettim ve sürekli karıştırdım. Ardından da hemen bir bezin içerisine aldım ve bu şekilde bir ileri geri hareketleriyle bamyada bulunan bütün sakalların dökülmesini sağladım. Eğer bu işlemi bezle yapmak istemiyorsanız kevgirin arka tarafıyla yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bamyada bulunan bütün sakalların dökülmesini sağladım. Böylelikle yemek gerçekten de çok çok daha lezzetli olacak. Aynı zamanda görüntüsünü de etkileyecektir. O yüzden mutlaka bu işlemi yapalım. Normal şartlarda bamya yemeğini limon tuzu ile yapıyorlar. Limon tuzuyla tabii ki de daha da lezzetli oluyor. Ancak bunun yerine limonla yapacağım. Ben yıllardan beri bu yemeği yapıyorum ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla izleyip deneyebilirsiniz. Şimdi toplamda burada görmüş olduğunuz gibi et var. Ben 500 gram et kullanacağım. Birinci en önemli püf noktası küçük küçük doğramaktır. İkincisi ise eğer kuzu eti kullanırsanız yemek çok çok daha lezzetli olacaktır. Hemen bir tencereye bir miktar su almıştım. Fokur fokur kaynadıktan sonra 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ardından da yarım limonun suyunu sıktım. Biraz sonra da bamyaları tencerenin içerisine ilave edeceğim. Limon suyunu da sıktıktan sonra hemen ardından bamyaları ilave edeceğim iplikleriyle beraber. Buradaki amacımız 5 veya 10 dakika boyunca bamyaları haşlamaktır. Bu sayede bamyalar ipliğinden kolaylıkla çıkacaktır. Böylesine yöresel bir yemek tarifini herkesin bilmesi gerekiyor ve mutlaka her mutfakta da olması gerekiyor, pişmesi gerekiyor. Gerçekten de hem çok lezzetli, hem sağlıklı, hem de yapımı kolay. Bu video sayesinde de kolaylıkla öğreneceksiniz. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki beğeniler benim için çok çok önemli. Bamyaları 7 veya 10 dakika boyunca güzelce haşladıktan sonra şimdi hemen bir süzgeçe aldım ve ardından da sırayla diğer işlemleri yapmaya başlıyorum. Orta boy büyüklüğündeki bir tencereyi hemen ocağa aldım ve şu anda ocağın altını kıstım. Ocağın en büyük gözünde en kısık ateşte tencereye etleri ilave ettikten sonra ara ara karıştırarak renklerin tamamen değişimini sağlayacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi kesinlikle burada yağ ve su koymadım. Kendi yağıyla biraz kavrulacak. Yani suyu birazcık çekilecek. Biraz sonra göreceğim. Ardından da diğer işlemlerine devam edeceğim. Çünkü burada etin kokusunu dağıtmak için mutlaka kendi kendine birazcık pişirmemiz gerekiyor. Bu önemlidir. Et kısık ateşte kendi kendine birazcık pişerken ben de şimdi hemen sizlere bamyayı nasıl kolaylıkla ipinden çıkarttığımı göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu işlemleri çok kolay bir şekilde yapıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum ki biliyorsunuz ki kuru bamya çok pahalı ama fiyatını hak ediyor. Buraya kadar gelen bütün işlemleri çok zor ve çok zahmetli. Tek tek toplanıyor ve bamyayı toplamak gerçekten de çok zor. Ben de işin içinde olduğum için biliyorum. Bu arada çok büyük bamyaları ayırabilirsiniz. Ben her yıl 1 kilogram bamya alıyorum ve 100 gramdan ailem için yapıyorum. Ortalama 10 veya 12 defa yemek oluyor veya 8 defa yemek oluyor. Ben şu anda misafirlerim için yapıyorum. Hatta bu yemek tarifi için çok uzak yerlerden gelen misafirlerim var. Çünkü gerçekten de çok seviyorlar.
O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Her yıl 1 kilogram alırsanız size 8 veya 10 defa ana yemek olacaktır. Fiyatını da gerçekten de çok çok hak eden bir besindir. Bamyaları hazırladım ve şimdi hemen etlere bakıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi suyunu çekmiş. Tam çekmesine gerek yok. Ve ardından da hemen bir tane küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ilave ettim. Soğanları da mutlaka küçük küçük doğrayalım. Bu da önemlidir. Yarım su bardağından birazcık eksik ayçiçek yağı ilavesi yaptım ve şimdi ocağın altını açtım. Ve ardından da toplamda 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yaptım. Bu yemeğe kuyruk yağı da kullananlar var. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Zaten kuzu eti kullandığım için ben kullanmadım. Eğer isterseniz kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Yağlar eridikten sonra toplamda 2,5 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ilavesi yaptım. Güzelce kavrulduktan sonra kaynar su ilavesi yapıyorum. 3 litre kaynar su ilavesi yaptıktan sonra 20 dakika boyunca kaynattım ve ardından da limon ilavesi yapıyorum. Yarım limon suyunu ilave ettikten sonra şimdi hemen bamyalarını ilave ediyorum ve ardından da baharatlarını ilave ediyorum. Toplam 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Baharatlarını da ilave ettikten sonra tencerenin ağzını kapatacağım ve kısık ateşte kendi kendine tamamen pamuk gibi pişmesini bekleyeceğim. Yemeğin hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını sağlamak için kısık ateş ve uzun süre pişmesine önem tavsiye ediyorum. Tencerenin kapağını kapattım ve kısık ateşte pişebildiği yere kadar pişirdim ve şöyle hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de. Ve artık hemen yemeğin sunumuna başlıyorum. Bakın gerçekten de şahane oldu. Kuzu etiyle inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Malzemelerini yine bütün detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Gerçekten de hem çok lezzetli, hem şifalı, hem miras niteliğinde bir yemek tarifi. Bu videoyu izleyen herkes artık evinde kolaylıkla yapacaktır. Tabii ki de yemek pişince hemen servisini yapabilirsiniz bol limonla. Bu arada şu bilgiyi de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu yemek tarifini genellikle bir misafirim olduğu zaman veya vaktim olduğu zaman akşamdan yapıyorum. Çünkü ertesi güne daha da lezzetli oluyor. Tabii ki de dediğim gibi hemen pişer pişmez de servisini sağlayabilirsiniz. Bol limon önerisiyle tüketmenizi tavsiye ederek ben de videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.